Bir yere gidersin, orada bir şeyler alırsın. Karnı eski doyurur, de olsa ona restoran evet. Dener. Onunla onun alakası yoktur. Bunları benim Aydın Doğan'la ne ilişkim olabilir? O her yerde beni çok sevdiğini söylüyor. Ama bütün kötülüklerde parmağı var. Var. Bütün bunları yapıyor. Gayet hızlı bir şekilde zenginleşti. Hızlı bir şekilde zenginleşti. Artık basın hürriyeti de yok. Benim istemim budur. Kötülüklerde kastım da şu. Hükümet değişikliği, öbürü. Şimdi kendini şey yapıyor. Söyleyeceklerimiz budur. Anladım. Peki hocam, şimdi deminki konuya gelelim. Bu yaratılan fiili durum, devletin en üst bürokratlarının da eşlerinin başlarının türbanlı olması, Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Başbakan'ın, bakanların, özel kalem müdürlerinin, müsteşarların falan böyle sıraladığınız zaman bir külliyat çıkıyor ortaya. Bu bir fiili durum. Bu fiili durumu şimdi o hukuktaki de jure de facto ayrımında hukuki yapıyı şimdi buna uydurmak için midir acaba bu anayasa değişikliği talebi? Bu kadar acil bir defa. Şimdi temelde bütün bir sivil anayasa yapacağız dendi. Sayın Ergun Özbudun hocamız bu işle ilgili işte bir taslak hazırladı, getirdi. Bu tartışıldı, epey konuşuldu. Ama pat diye o bir rafa kaldırılmış gibi anayasanın 10. 13. ve 42. maddelerinde bir değişiklik yaparak üniversitelerde türbanın serbest hale getirilmesi söz konusu oldu. Birden gündem değişti. Bu mudur acaba? Hakikaten öyle bir şeye mi gidiyoruz? Ve bu sizin söylediğiniz cumhuriyete karşı açılmış fiili, özür dilerim, fiili savaşın hukuki boyutuna mı tekabül ediyor? Hayır dostum, bir defa fiili durum. O demin bahsettiğim Aydın Doğan'ın Ankara'daki en yüksek kimsesi bunları çok açık söylüyor. Kılık kıyafet, devrim yasa, giysi reformunda kalkması gerektiğini söylüyor. Bunlar bugünkü durum giysi reformuna, cumhuriyetin esaslarına aykırıdır. Bunlara dokunulmuyor. Ha, tabii gayet açık olarak söyleyelim. Şimdi bu bir iç savaş dedim. İç savaş çok garip bir şeydir. İç savaş öyle bir garip bir iştir ki o iç savaşın başında kadın olanlar iç savaşın içinde erkek olur. Kahraman olanlar korkak olur, korkak olanlar kahraman olurlar. Şu anda hürriyette söylediğimiz zaman da Ertuğrul Özkök aslanlar gibi cumhuriyeti savunuyor. Evet. Şimdi Ertuğrul Özkök'le beraber şunu söyleyelim. Eğer programlarımız devam etseydi bunları kupürleriyle gösterecektim. Ertuğrul Özkök başbakanlıktaki zat Madrid'de konuştuktan sonra burada bir yazı yazdı. Tayyip Bey dedi. Orada konuştuğundan Türkiye'ye gelince rahatsız oldu dedi. Yanlış. Tayyip Bey bu işi siyasi simge dediği zaman rahatsızdı. Tayyip Bey'in gayet açık olarak söyleyeyim. Yani son konuşmalarına bakarsanız bu konuşmaları. Evet, şöyle diyor. Velev ki türban siyasi simge olarak evet, takmış evet, olsunlar. O bitirdi. Siyasi evet, simge yasak evet, mı diyor. Bunu kapatıldı. İkinci defa açan sizin çok sevgili dostunuz Devlet Bahçeli oldu. Devlet Bahçeli hürriyetteki bir yazıyla yolunu açıyor. O yolcu. Evet. Erken seçimi 2002'de açtı. Çankaya'daki kapıyı o zata açtı. Şimdi de buna açmak istiyor. Peki hocam, siyasi simge dediğimiz o simgeler gerçekten yasaklanmalı mı? Efendim, kapatılır. O sözden dolayı kapatılır. Biz her zaman söyledik. AKP kapatılmanın eşiğindedir. Her şey çözülür. Her şey çözülür. Oktay Ekşi de aynı biçimde yazdı. Üç kişi bunu, siyasi he, yasaklıdır artık. Çankaya'daki zat, başvekaletteki zat ve eski meclis başkanı zat siyasi yasaklıdır. Bu kadar basittir. Bundan korktu. Çünkü o sırada rahatsızdı. Bunlar gayet açık. Ergun Özbudun da korktu. Onun için mi bu evet, dünkü evet, hepsi yani, korkuyorlar. Hepsi korku bastı.
korku bastı. O düzeltmeyi onun için mi yaptı yani Özbud'un geçen günkü Hürriyet Gazetesi'nin manşetindeki o ifadeyle? Ha, bütün bunların ötesinde başbakanlıktaki zat Giresun rektörüne diyor ki sen ne karışıyorsun rektör bey diyor. Ordu ne yapacağını iyi bilir, senden iyi bilir diyor. Çok kaba bir dil. Devam edeceğiz hocam. Kısa bir aramız var. Sevgili seyirciler, reklamlardan sonra devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Sevgili seyirciler, yeniden birlikteyiz. Kalemler ve Kılıçlar'ın bu son programında Yalçın Küçük Hocam'la tartışmaya, gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Kaldığımız yer bu anayasa değişiklikle ilgili çalışmaların ve türbanla ilgili tartışmaların kimilerine geri adım attırdığını söylemiştiniz. Daha doğrusu korkularını dile getirdiklerini söylemiştiniz. Ama ben hemen bir şey söylemek istiyorum. Biraz önce Aydın Doğan'la ilgili sözlerinizde her türlü kötülükten söz ettiniz. Nedir bu her türlü kötülük? Efendim şöyle, gayet evvel sizinle beraber söylediğimiz bir iş vardı geçenlerde. Kapitalizm bitti dedik. İktisatta bir kural vardır. Kötü para iyi parayı kovar. Evet. Kötü para iyi parayı piyasadan kovar. Evet. Bunu şimdi Batı'da benim de katıldığım bazı düşünürler daha genişlettiler. Kötü kapitalizm iyi kapitalizmi kovuyor. Aydın Doğan da iyi gazeteciliği kovdu. Kötü gazeteciliği temsil eden birisidir. Benim söylemek istediğim bu. Basını bitiren Aydın Doğan'dır. Hiç kimsenin orada bir haber yazma özgürlüğü yoktur. Bakın ne demek istiyorum? Şunu söylemek istiyorum. Biz sizinle ne söyledik? Bizim programımız neden bitiyor? Biz bir tek Türkiye'de tezkere turşu yapıldı dedik. Biz Türkiye'de bir tek hava harekatıyla karşı tarafa büyük zarar verilemeyeceğini söyledik. Aydın Doğan'ın gazetelerinin hiçbirinde yok. Daha da enteresanı kastettiğim bu. Onur Öğmen bunu tekrarladı. Onur Öğmen CHP Genel Başkan Yardımcısı. Evet. Aydın Doğan'ın kötü gazetecilik yaptığı için bunların hiçbirini söylemez. Tezkerenin turşu olduğunu yazdırmaz. Ben bunu nereden öğrendim Onur Öğmen'in? Bizim bir Melih Aşık arkadaşımız var. Onun sütünü sokuvermiş oraya. Temren okudu. Oraya bir cümle şöyle bir koymuş. Evet. İşte kastettiğim budur. Kişisel düzeyde değil. Dolayısıyla Aydın Doğan gazeteciliği ortadan kalkmadığı müddetçe Türkiye'de sadece kötü gazetecilik olur. Anlatmak istediğimiz budur. Öbür noktaya geldiğinde biz Ergun Özbud'un hocanın geri adım at birazcık şöyle yaparsanız böyle olur demesinden memnun olduk. Neden memnun olduk? Ailece memnun olduk. Çünkü bizim ailedendir. Aynen, benim evet. Sevgili oğlum Devrim'le sevgili kızım İpek'in babasıdır. Evet. Böyle giderse ve korktukları başlarına gelirse Ergun Özbud'un hocamı ben dahi kurtaramam. Çünkü ben 27 yaşım. Benim işim budur. Korktukları nedir? Şu anda korkmaları gereken insanların da korktuklarını düşünüyorlar. Böyle bir hava. Sizinle yaptığımız programda kullandığımız Türkiye'ye bir Rüştü Erdalhun tekrar gelir mi? Kimdir Rüştü Erdalhun? 1959'daki Adnan Bey'in ne derse selam duran, bu yetmiyormuş gibi de Genelkurmay Başkanı'dır. Genelkurmay'a bir Amerikan çavuşu geldiği zaman ayağa kalkan adamdır. Biz sizinle Türkiye'ye bir daha Rüştü Erdalhun gelmez dedik. Ama bu tartışılıyor. Bu tartışılıyor. Dolayısıyla Ergun Özbud'un hocanın söylediklerini çok ciddiye almamak lazım. Yani böyle, şöyle yapın böyle. Bu işi getiriyorlar. Bu iç savaşın içinde bir oyun. Eğer Devlet Bahçeli bunu körüklemeseydi, Madrid dönüşünde bunu unutacaktı.
Devlet Bahçeli sürüyor. Ama MHP de burada bir geri adım atmış gibi gözüküyor. Yarın bu toplantı devam edecek. MHP ile Adalet ve Kalkınma Partisi kurmayları arasında bu anayasa değişikliği görüşmeleri. Burada da sanki bir şey var. Efendim, yapılan açıklamalarda da bir geri adım gibi bir şey var. Mehter marşıdır. Bir gider, iki gider. Çok önemli değil bu. Bu iç savaşın içinde bir hikayedir.